Nuh'un Ankara Makarnası Mutfak Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün sizler için hem yeni yılda hem de farklı kutlamalarda hazırlayabileceğiniz 3 katlı bir yeni yıl pastası yapacağız. İlk olarak 200 gram bitter çikolata ve 200 gram tereyağını bir tencereye alıyoruz ve eritmeye başlıyoruz. Çikolataları kesinlikle kaynatmıyoruz. Kısık ateşte tamamen eritiyoruz. Dilerseniz siz çikolatalarınızı benmari usulüyle de eritebilirsiniz. Çikolatalarımızı kullanırken tamamen soğumuş olmasına dikkat ediyoruz. Çikolatamız tereyağıyla birlikte tamamen eridi. Şimdi bu ikisini başka bir kaba alıyoruz ve daha kolay soğumalarını sağlıyoruz. Çikolataya toz kahveyi ekliyoruz ve sıcağıyla karıştırıyoruz. Bu işlem tatlımıza kahve aroması vermeyecek. Çikolatanın daha yoğun hissedilmesini sağlayacak. Şimdi sıra bal kabaklarında. 1 kilogram bal kabağını eşit parçalar olacak şekilde doğruyoruz. Küçülttüğümüz kabakları tencerenin içine alıyoruz ve şekerimizi ilave ediyoruz. Baharat olarak 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil ekliyoruz. Muskat cevizimizi püre yaparken kullanmak üzere saklıyoruz. Bal kabaklarını bir gece önceden şekerle bekleterek kendi sularını bırakmalarını sağlayabilirsiniz. Biz bugün 1 bardak suyu kabaklara ekliyoruz ve pişirme işlemine başlıyoruz. Kabaklarımızın içindeki su kaynayınca ocağın altını kısıp kabaklar yumuşayana kadar 15-20 dakika pişiriyoruz. Çikolata karışımımız soğudu. 4 adet yumurtamızı kırıyoruz, 200 gram şeker ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Fazla karıştırıp kıvamını bozmamalıyız. Çok fazla çırparsak brownie özelliğini kaybedip kek gibi olacaktır. Çikolata karışımına yumurta karışımını ekliyoruz. Çikolataların iyice soğumasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde yumurtaların pişme durumu olabilir ve bu istenmeyen durum kekimizin lezzetini olumsuz yönde etkiler. Şimdi kuru malzemelerimizi karışıma ilave ediyoruz. 170 gram un, 35 gram kakao, 5 gram kabartma tozu ve 1 tutam tuz ekliyoruz. Tuz, şekeri dengeleyerek daha lezzetli bir karışım elde etmemizi sağlıyor. Yavaş bir şekilde brownie hamurunu karıştırıyoruz. Brownie hamurunu yağlı kağıtla kapladığımız, mümkünse kelepçeli kek kalıbına alıyoruz. Brownie hamurumuzun kıvamı oldukça yoğun. Bu sebeple bir spatula yardımıyla hamuru yayabiliriz. 160 derecede ısıttığımız fırınımızda 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Kabaklar güzelce pişti. Kabaklarımızı bir kaba alıyoruz. Ayırdığımız muskat cevizini ilave ediyoruz ve kabaklarımızı püre yapıyoruz. Bu noktada karışımınızın tadına bakarak içerisindeki karanfil, tarçın, muskat cevizi dengesini kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kabak tatlısı kenarda soğurken şimdi irmik tatlımızı yapmaya başlıyoruz. 1 su bardağı irmiğimizi kaba alıyoruz ve 1 su bardağı şekerimizi ve 1 litre sütümüzü irmiğe ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İrmik piştikten sonra içerisine 1 tutam vanilya çekirdeği ilave edip karıştırıyoruz. Bu sırada pişen brownie'mizi de fırından çıkarıyoruz. Şimdi pişen irmiğimizi brownie'mizin üzerine ilave ediyoruz. İrmik tatlısı ve keki soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz ve tatlımız soğudu. Bal kabağı püresini tatlının en üst katına yayıyoruz. Güzel bir sunum elde etmek için bir spatula yardımıyla üzerini düzelterek pürüzsüz bir görüntü elde ediyoruz. Ardından buzdolabında 1-2 saat bekletiyoruz. Tatlımız yeterince soğudu. Tatlımızı kalıptan düzgün çıkarmak için bir bıçak yardımıyla kenarlarından ayırıyoruz. Kalıbımızın kelepçesini çıkartıp açıyoruz. Bir sunum tabağına pastamızı alıyoruz. Bir un eleği yardımı ile toz bademimizi üzerine serpiyoruz.
Süslemek için pastanın ortasına 4 adet ceviz, 2 adet frenk üzümü salkımı, 6 adet yaban mersin ve 1 dal nane kullanıyoruz. Servis etmek için hazırız. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.